Arkadaşlar merhaba. Dünya karışık. Bir yandan iklim bozukluğu, iklimin bozulması, diğer yandan birbirlerini öldüren insanlar. Biliyorsunuz Afganistan'da ne yaşandı? Afganistan'da IŞİD gitti, bir yerleri bombaladı ve insanlar öldü. Kim kimi öldürdü? IŞİD. IŞİD neyci? Ne iddia ediyor? İslami bir yönetim şekli iddia ediyor. Müslüman olduklarını iddia ediyor. Peki kimi öldürüyor? Müslümanları öldürüyor. Size de garip gelmiyor mu bu? IŞİD ne amaçlıyor? Kime hizmet ediyor? Yıllardır Suriye'de, Irak'ta ne yaptıklarını dünya alem biliyor. Müslümanlar Müslümanları öldürüyor. Muhtemelen biliyorsunuzdur, internette defalarca yazıldı, çizildi. Ben de yazdım, çizdim. Dünyada en çok Müslümanları kim öldürmüş biliyor musunuz? İsrail mi? Amerika mı? Rusya mı? İngiltere mi? Kim? Hayır. Dünyada Müslümanları en çok öldüren yine Müslümanlar. Yani Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar. En çok zararı Müslümanlara Müslümanlar vermiş. Yani İslam'a zararı, İslam'ın en büyük zararı Müslümanlar. Kendine Müslümanım diyenler. Mesela IŞİD, Taliban, Türkiye'de yaşayanlara Müslüman demiyor. Mesela sen oradan izliyorsun ya, belki hoşgörüyle falan bakıyorsun Taliban'a ya da IŞİD'e. Seni Müslüman olarak görmüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç görmüyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan Taliban'la görüşmeye hazırlanıyor ki bence görüşmeli. Çünkü Afganistan'da Taliban'dan başka ciddiye alınabilecek, görüşebilecek, görüşülebilecek kimse yok. Merkel görüşecek mesela. Merkel görüşecek de Recep Tayyip Erdoğan niye Taliban'ın lideriyle görüşmesin? Görüşecektir. Mecbursunuz görüşmeye. Çünkü Afganistan'da ciddiye alabileceğiniz kimse yok Taliban'ın liderlerinden ya da liderinden başka. O yüzden Erdoğan'ı bu konuda eleştirmeyelim. Ama eleştirilecek başka yönler var. Mesela Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy Kabil'de oradan bildiriyor. Halk TV'ye katıldı dün ve çok enteresan bir konuşma yaptı. İlginç bir açıklama yaptı. Şimdi ben size Mehmet Akif Ersoy'un Halk TV'de yaptığı o çok önemli ama çok önemli konuşmayı dinletmek, izlemek istiyorum. Eğer dinlemeyeniniz varsa arkadaşlar dikkatle dinleyin. Şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz. Çok şükür. Ya burada, bu tür yerlerde gerçekten insanlar bunu bir 100 kere daha, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti falan 100 kere düşünüyor. Bu bir gerçek. Diyorsunuz ki ya evet, ya çok çok önemli şeyler başarılmış bu memlekette. Gerçek bir devlet kurmak, bir milli ordu kurmak, böyle bir şeyi inşa etmek. Bunu rağmen, bütün dünyaya rağmen yapabilmek. Şimdi bakın, yani çok başka bir tablo. Hiç farklı değil 100 sene önceki pozisyon. Neymiş arkadaşlar? Çok önemli bir şey yapmış Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Hani Doğu Perinçek ya da ne demiştim geçen demiştim ya Derinçek, Poğu Derinçek denen adam Taliban'ın yaptığını Atatürk'ün yaptığı ile eşdeğer kılmış diye bakar mısınız ne diyor Mehmet Akif Ersoy? Çok önemli. Gidip oraları görmeden Türkiye'de yapılanın ne kadar önemli olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Hani Atatürk'e 2 ay yaş diyenler var ya onlara söylemek lazım aslında. Atatürk ve silah arkadaşlarının ne kadar önemli bir iş başardıklarını bu şekilde anlıyoruz arkadaşlar. Ve bugün Atatürk'e ve hatta silah arkadaşlarına hakaret edenleri görüyoruz ve üzülüyoruz. Türkiye'yi şeriat ülkesi, hadi geçin şeriatın kelime anlamı başka yerlere gelebilir. Türkiye'yi Taliban gibi, Afganistan gibi, IŞİD gibi bir duruma getirmeye çalışıyorlar. Görüyorsunuz Afganistan'da kadınların hiçbir hükmü yok, ruhu bile yok. Ama Türkiye'de kadınlara, hatta Avrupa'da birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren bir lider, geleceği gören bir lider Mustafa Kemal Atatürk. Ama bazı kadınlar Atatürk'e hakaret edebiliyor. Sadece Atatürk'e değil. Biliyorsunuz dünkü videoda da göstermiştim. Muhtemelen izlemişsinizdir. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saygısızlığı görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şimdi o kadına, o kadıncağıza şunu sormak lazım. Biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lılar saldırı düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Partililer linç düzenledi, linç etmeye kalktı. Biliyor mu o hanımefendiye, türbanlı başı örtülü hanımefendiye sormak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu gitti,
paşa paşa askerliğini yaptı. Ama sizin peşinizde gitti, peşinizden gittiğiniz liderin bir oğlu çürük raporu aldı, diğer oğlu bedelli yaptı. Bedelli yapmasında, askerliğinin bedelli yapmasında bir beis yok, yapabilir. Büyük oğlunun da çürük raporu olarak askere gitmediğini de anımsatmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmeyebilirsiniz. Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz. Dün de vurguladım. Atatürk'ü de sevmeyebilirsiniz. Ama unutmayın ki bugün çağdaş bir ülkede yaşıyorsak, bugün Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül kalkıp bu ülkede Cumhurbaşkanı, Başbakan, Belediye Başkanı olabiliyorsa arkadaşlar, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bunu göz ardı edip, bunu yok sayıp, kalkıp Atatürk'ün kurduğu, evet sorunları olan bir sistemdi şimdiye kadar gelen, bu sistemi eleştirip Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu sistemi kullanarak, bu düzeni kullanarak Cumhurbaşkanı olacaksınız ve bu sistemi yıkmaya, yok etmeye çalışacaksınız. İşte bu nankörlüktür. Bu nokta nokta diyeyim ya, söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Bunu anlayabilmeniz için gidip Afganistan'ı Mehmet Akif Ersoy gibi İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy'la adaş olan Mehmet Akif Ersoy muhabir, Habertürk muhabiri gibi gidip Kabil'de yaşayacaksınız, göreceksiniz. O zaman bu ülkenin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini anlayacaksınız. Oturduğunuz yerden ahkam keserek olmuyor arkadaşlar. Atatürk'ün ve onun sağladığı, silah arkadaşlarıyla birlikte sağladığı bu güzelim ülkenin kıymetini nasıl başka anlayacaksınız, nasıl bileceksiniz? Söylenecek, anlatacak çok şey var arkadaşlar ama hangi birini anlatacaksın? Türkiye'de ülkemizin geldiği nokta ekonomik anlamda bir çöküş. Bunu defalarca söyledim. Her videoda söyledim. Hemen hemen her videoda anlattım. Biz ulus olarak, ülke olarak, millet olarak 15 Temmuz gecesi uçurumdan yuvarlandık arkadaşlar. Ve hala o gün bugündür uçurumdan düşüyoruz. Düşüyoruz. Şu anda biz uçurumdan düşüyoruz. Henüz dibi görmedik. Dibi gördüğümüz zaman iş işten inşallah, umarım geç kalmış olmayız. Ve yine her videonun sonunda söylediğim gibi unutmayın, 2023'e şunun şurasına çok az kaldı. Geriye sayım başladı ve yanlışları yapanlardan hesap sormamız gerekiyor. Hem muhalefetten hem de iktidardan. Sayın Erdoğan'a yetki verdik. Bizi doğru düzgün yönetsinler diye. Ama ben bir muhalif olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Erdoğan'ın ülkeyi doğru yönettiği düşüncesinde değilim. En büyük yanlışı tek bir insana bütün yetkileri vermek oldu. Mesela Almanya'da da seçimler olacak. Merkel görev süresini tamamladı ve Almanya şunu tartışıyor arkadaşlar. Acaba tek bir kişiye mi versek yetkileri Türkiye'deki gibi, yoksa yine koalisyonlarla mı yönetilse ülke? Ama herkes endişeli. Neden? Çünkü Hitler olayını yaşadılar. Nazi olayını yaşadılar ve Hitler de, Nazi de bu hatayı yaptı Almanlar. Tek bir kişiye bütün yetkileri verdi ve o dünyanın başına bela oldu. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın başına Hitler gibi bela olmayacak ama bizim ülkemizle ilgili tek bir insanın alacağı kararlar yanlışlıklarla dolu olduğunu bugün geldiğimiz noktadan çok iyi anlıyoruz. Bir kişi hata yapabilir ama parlamento olduğunda işlevli bir parlamento, gerçek anlamda parlamenter sistemi, önceki dönemlerdeki yanlış sistemde, parlamenter sistemde aksaklıklar, sorunlar vardı. O sorunlar giderilmiş, çağdaş, demokratik ve uygar bir ülke oluşabilmesi için güçlü bir parlamentonun öneminin ne kadar hayati önem taşıdığını zannedersem hepimiz bugün anlamış vaziyetteyiz. Tekrar anımsatıyorum. 2023 için geriye sayım başladı. Sandıkta çok iyi düşünün. Çok iyi karar verin. Çünkü geleceğimiz hepimizin kendi ellerimizde. Ellerimizde. Ya Türkiye kazanacak 2023'te ya da onlar kazanacak, Türkiye kaybedecek. Çok iyi düşünün.